gelen bir soru şöyle. Ahir zamanda kurtuluşa ermek için üstadın tavsiyeleri nelerdir? Yani üstadımızın tavsiyeleri belli. Evvel ahir tavsiyemiz tesadüfünüzü muhafaza. Bu cemaate seyredi ders. İhtidar edem. Müsbet hareket. Bunlar zaten hizmetin işleyişi. Ve hizmet fertlerinin içerisinde ruhlarında, kalplerinde bulundurmaları gereken ana hisler. Ama genel manada baktığımız vakit bu ahir zaman insanına Üstad Bediüzzaman isterim. En evvel İman-ı tahkikiyi tavsiye ediyor, hatta emrediyor. Yani bu zaman iman kurtarma zamanıdır. Ondan sonra zaman hakikat zamanıdır. Hakikatla uğraşmak zamanıdır. Çünkü zaman pozitivizm bir asır. Pozitivizmle yoğrulmuş olan böyle bir asra, böyle bir zamana, böyle bir zaman insanlarına Risale-i Nur gibi bütün meselelerini akla, ondan sonra hikmete, ondan sonra ilme tespit ettiren bir eser lazım. Kur'an-ı Kerim'den ne almış manalarını. İkincisi kainat kitabından almış manalarını. Din ile fenini güzel bir şekilde birleştirmiş. Değil mi? Mesela aklın nuru var, fünunu medeniye. Kalbin ziyası var, ulumu diniye. Bu ikisini imtizaç ettirmekle hakikat ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. Dolayısıyla üstadın tavsiyeleri çok. Ama hizmet metodu olarak tavsiyeleri farklıdır az önce söylediğimiz. Bir de bir insanın, bir ferdin kendisini kurtarması için bize verdiği üstadımızın tavsiyeleri ve emirleri var. Yine bunları Kur'an'dan alması cihetiyle değil mi? Evet. Hayata bir cihette Mekke dönemini yaşadığımız için, Mekke döneminin özellikleri genellikle muhataplar müşrik olduğundan iman esaslarına göre daha çok yoğunlaşma olmuş. Bu asırda da adeta bir cihetle fetret gibi bir dönem yaşanacak, yaşanmış. Bundan dolayı da durum Medine döneminden, Osmanlı dönemi biraz da Medine dönemi, yani ondan sonra işte Selçuklu dönemi de hakeza. Ama bu dönem Mekke dönemi. Bir, imanı tahkiki. Değil mi? Risale'nin çok şeylerinde bunu görüyoruz. İki, imandan sonra ameli salih. Değil mi? Evet. Ameli salih içinde mesela diyor ki farzları işlemek, kebairi terk etmek. Ameli salih. Hem ameli salih hem takva olarak anlaşılır hem de salih ameller diye anlaşılır. Yani ikisi beraber. Şimdi farzları işlemek var mı? Var. Kebairi, büyük günahları terk etmek. Değil mi? Sünnete ittiba etmek. Bilhassa namazı tadil erkan ile kılmak. Ondan sonra namazın arkasındaki tesbihatı yapmaktır. Şimdi bunlar da bir taraftan şey yapacağız. Şimdi tesadüfünüzü muhafaza diyor evvel ahir tavsiyemiz. Siz uhuvvetinizi, siz muhabbetinizi değil mi? Tesis edin, temin edin, muhafaza edin. Sizden hizmet beklemiyorum diyor üstadımız. Hizmeti kim yapıyor normalde? Cenab-ı Hak yapıyor. Bizim şu anda toplanmamız ders için, ondan sonra meşveret için, bütün bunlar nedir? Fiili duadır. Ne diyecek kim halkı diyor? Haşa orada toplananlar değil. Cenab-ı Hak yaratıyor. Dolayısıyla burada da o kuvvet esasları üzerine üstadımız ciddi manada duruyor. Bir de her şeyin esası, ruhu, kayyumu hükmünde bir şey var. Bu da ihlas. Üstadımız cemaatler için, cemaatlerin, meşreplerin, mesleklerin birbirleri olan muhabbetini temin etmek noktasında yazdığı bir ihlas risalesi var 20. lema. Bir de bir cemaatin, bir şahs-ı manevinin içinde bulunan fertlerin fert olarak ihlası muhafaza etmeye ne derece muhtaç olduğunu ifade eden 21. lemayı esas tutmuş, yazmış. Risale-i ana umdesi iman olduğu halde, çok yerlerde imanı anlattığı halde hiçbir imani bahsin başında laakal en azından 15 günde, senede, 6 ayda, ayda bir okunsun diye bir kayıt göremiyoruz. Değil mi? Hac-ı Kübra gibi, Haşir Risalesi gibi bir risalenin başında yok. Evet. Peki nerede var bu? 21. lema İhlas Risalesi. Niye? Çünkü yaptığın bütün hizmetler oraya dayanıyor. Yaptığın bütün ameller oraya dayanıyor. Cenab-ı Hakk'ı razı etmek için yaptığın bütün faaliyetler oraya dayanıyor. Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas yapmışsan, değil mi? Evet. Senin muvaffak olup olmaman önemli değil. Çünkü muvaffakiyetle makbuliyet farklı şeylerdir diyor mesela.
Çok muvaffak olmuşsun. Kalbinde ihlas yoksa makbul değilsin. Çok çalıştın, çok ihlaslısın, çok samimisin. Ama muvaffak olmadın zahiren. Birilerine göre ehemmiyetsiz bir şeyin var. Bir ortamın var, bir hizmetin var. Birkaç kişiyle toplanıp dağılıyorsun. Ama ihlaslı mısın? Evet. Zahiren muvaffak yoksa, muvaffakiyet yoksa da makbuliyet vardır. Cenab-ı Hakk'ın muvaffakiyeti esas tuttuğunu gösteren hiçbir vesika, hiçbir delil yok. Cenab-ı Hak rıza-i ilahi esas tutan insanları makbul tuttuğuyla alakalı da hem Kur'an'da hem hadislerde hem de İslam kitaplarında hem de Risale-i Nur'da mevzuliyetle, çoklukla ne var? Deliller bunlar. Dolayısıyla bu ahir zaman insanının bir kamil insan profilini elde etmesi için evvela iman, sonra ameli salih. Ameli salih çok geniştir. Takva vardır, salih ameller vardır, bütün bunların hepsi vardır. Bunların başında farzları işlemek vardır, kebairi terk etmek vardır. Sünnet-i seniye işlemek vardır. Özellikle namazı tadil erkan yakılmak, arkasındaki tesbihatı yapmak vardır. Müslümanlarla iyi geçirmek, hüsnü zannetmek ve hizmet metodunda da müsbet hareketi esas tutmak. Üstad Bezansi'nin bu asrın insanına, özellikle nur talebelerine verdiği temel tavsiyeler, emirler bunlar yani. Kendisi de bir ahir zaman Müslümanı olarak bizlere en güzel bir örnek teşkil ediyor. En güzel örnek o yani.